haberleri yok. Ben daha, mi falan diyor da İstihbarat Başkanı. Daha olmayan kimler gelecek buraya? Ya bilgisi dahi olmayan kimler gelecek? Hadi. Şimdi arkadaşlar ben... arkadaşlar benden hep şeydir... Mikrofonu kaptım mı çok konuşurum. Ben de bugün bunun öcünü alacağım arkadaşlar. Yok sayın vekilim, sayın oda başkanlarım, sayın oda başkan vekilim... değerli durak başkanı arkadaşlar... Hepinize hoş geldiniz. Gerçekten Bir Açık Taksiciler Derneği 3. olağan yemekli toplantısında bulunmaktan ben de memnunum. Bu yılın aslında iki önemli şeyi var. Bir 611 sayılı torba yasasında çalışan arkadaşlarımızın sosyal güvenlik kapsamına alınmasıyla ilgili çalışmayı hükümetimiz ve parlamento eksikleriyle birlikte bu şeyi, bu hakları kullanma durumunda olduk. Bunun için teşekkür ediyoruz. Son yine torba yasasında korsan araçların bağlanmasıyla korsan yasasının çıkması oldu. Bu da çok önemliydi bizim için. Şimdi bizim için çok önemli olan, biz halkımızı taşırken tüketicilere karşı sorumlulukları yerine getiremiyoruz ve bu gerçekten ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bu konuda çalışan arkadaşlarımızın özel duyarlılık göstermelerini istiyoruz. Afiyet olsun, iyi akşamlar diliyorum. Saygılar. Çok teşekkürler. Benim, çok. Sayın Oda Başkanım, değerli meslektaşlarım. Birleşik Taksiler Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu muhteşem geceye bir kez daha hoş geldiniz. Evet, İstanbul'da taksicilik mesleği yapan arkadaşlarımızın gerçekten ne kadar zor şartlarda çalıştığını herkes biliyordur. Burada hanımefendiler vardır. Eşlerini işe gönderdiklerinde birçok hanım eşinden helallik alarak işe gönderiyordur. Çünkü İstanbul'da taksicilik etmek kadar gecesini gündüzüne katarak aracına binen insanların kim olduğunu bilmeden tek başına bilmediği bir yerlere gidip gerçekten çok huzursuz oldukları bellidir. Ve bu konuda hanımlarımıza gerçekten bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul'da taksilik mesleği dediğiniz zaman tabii ki daha önceden de oda başkanlarımız olsun, birçok meslektaşla ilgili olan arkadaşlarımız taksinin ne olduğunu ve İstanbul'daki duraklarımızın ne halde olduklarını hepimiz biliyoruz. İşte bundan bir yıl önce Sayın Başbakanımızın taksiler için iki defa İstanbul'a geldiğini ve her geldiklerinde de taksicinin sorunlarının ne kadar yakından takip ettiğini hepimiz bilmekteyiz. Sayın Başbakanımızın en son Haliç Kongre Merkezi'nde söylediği bir şeyler vardır. Taksi duraklarının betondan ve 10 kişiyle gidip çay içebilecek hale getirilmesini istiyorum demiştir. Bunu şu anda orada olup da burada olan arkadaşlarımız da vardır. Oda başkanlarımız da vardır bunların içerisinde. İşte Sayın Başbakanımızın taksiciye ne kadar önem verdiği buradan bellidir. En son İstanbul'da yapılan taksi duraklarının son birkaç yıl içerisinde belediyelerin desteğiyle yapıldığını hepimiz bilmekteyiz. Biz Beyoğlu'nda Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Misbah Demircan'la beraber bunun öncülüğünü yaptığımızda şu anda İstanbul'un her yerinde bu durakların var olduğunu biliyoruz. Onur kardeşimiz de bu olayları çok iyi biliyordur. Çünkü o zaman kooperatifimizde başkanımızla beraber bu konuları beraber radyoda da birçok defa işledik. Ve en son işte İstanbul Milletvekilimiz Sayın Metin Külüng'ün taksici esnafına yaptığı en büyük hediyedir, en büyük armağandır. Kendisi şu anda burada yoktur ama ben Sayın Vekilimize, Metin abimize cani gönülden buradan teşekkür ediyorum. Taksiciye verdiği en büyük hediyedir. Ve bu hediyenin karşılığı da Sayın Vekilimiz biraz sonra herhalde sanırım burada olacaktır. İşte taksi esnafının ona gösterdiği yaklaşım, her taksi durağına gittiğiniz zaman Sayın Vekilimize, Sayın Başbakanımıza herkes teşekkür etmektedir. Buradan ben Birleşik Taksiler Derneği Başkanımı, Sayın Memduh Çırak kardeşime,
gerçekten taksi şoförleri için verdiği mücadeleyi, sigortalılaşması için gerçekten çok büyük mücadeleler verdiğini, dergisinde olsun, radyoda olsun, her gittiği platformda taksi esnafı için ne kadar mücadele verdiğini hepimiz biliyoruz. Ben Memduh Başkanıma, Memduh kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada emeğe geçen arkadaşlarım, Onur kardeşime, 10 Temmuz için gerçekten o da kendileriyle çok büyük mücadele etmiştir. 10 Temmuz İrfan Başkanımın bahsettiği gibi taksicilerin bir araya gelmesi için senede bir defa da olsa, bir akşamda olsa eğlenmeleri için yapılan bir organizasyondur. Nice senelere diyorum, nice bu beraberliklere diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Sayın Resul Sivri'yi bir kuvvetli alkışlayalım. Çok teşekkürler başkan. Konuyla ilgili taksi operasyon şefi Sayın Zübeyir Bey, Zübeyir Can Elibol. Ben kısaca Zübeyir Bey dedim. Buyurun efendim. Bir indirim yapan, 112'li kampanyalara taksiye göre tak kuran, en ucuz, en hesaplı, en kaliteli akaryakıtı getiren taksicinin gönlündeki furya bu kadar mı alkış? Bu kadar mı? Birleşik Taksiler'den yanında olan, taksicilerin gönlünde sevgi, saygı barındıran ve benim de radyo programları sponsorum olan furya bu kadar alkış olmaz ben. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Biz 2 sene önce taksici arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, onlarla beraber bu işe başladık. Onları kendi ailemizden saydık. Arkadaşlarımıza istasyonlara gelen arkadaşlara çeşitli masaj koltuğumuzdan olsun, verdiğimiz çay çorbadan olsun, verdiğimiz hizmetlerden olsun, onların ne kadar değerli birer insan olduğunu onlara anlatmaya çalıştık istasyonlarımızda. Ve bunu ilk önce biz başlattık. Daha sonra diğer firmalar da bizi görerekten taksici arkadaşlarımıza değer vermeye başladılar. Biz indirimli yakıt satmaya başladık. Bizim için dediler ki full akaryakıtın sahibi Barzani'dir. Onlar kötü yakıt satıyorlar, ucuz yakıt satıyorlar. Biz bunları duyarak yılmadık ve kocaman bir 2 sene geçirdik. 2 sene sonunda diğer firmalar da baktılar olacak gibi değil. Onlar da bizimle beraber indirimlere başladılar. Ama biz taksicimizle başladık ve Allah izin verirse taksici kardeşlerimizle beraber bu yola devam edeceğiz. Hepinize gene çok teşekkür ediyorum. Full ailesinde çalıştığım için çok mutluyum. Sayın milletvekilime de teşekkür ediyorum katılımından dolayı. Herkese afiyet olsun diyorum. Zübeyir Bey, Zübeyir Can Elibol. Siz konuşurken çalıştım, bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Ben önümüzdeki dakikalarda da Sayın Genel Müdürümüz Haşim Tuluk, umuyorum bizlerle birlikte olacak. Haşim Bey şehir dışındaydı. Herhalde sanırım olamayacak. Onun yerine biz geldik, full olarak biz buradayız. Biz de önümüzdeki dakikalarda sizinle full olarak bir kez daha görüşeceğiz. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar. Sayın milletvekilimizi bir alkış edebilir miyiz? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Saygılar sunarım. Bünyamin Kaçar huzurunuzda alkışlarınızla. Valla hepiniz hoş geldiniz. Derneğimizin bu oluşumuna katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk defa mikrofonu elime alıyorum ve de çok heyecanlıyım. Tekrar teşekkür ediyorum. Benim bir mesajım var taksi camiasına, taksi sürücü arkadaşlarımıza. Mevcut korsan yasası çıktıktan sonra biz taksi şoförleri arkadaşlarımıza şöyle bir görev düşüyor. Sorumluluk zamanı diyorum. Ben bireysel olarak kendi düşüncemi söylüyorum. Bütün taksi camiası, arkadaşlar, hepimizi sorumluluk zamanı diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkürler, ayağınıza sağlık.